Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Prototürk.com adresi için hazırladım. Bu paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu paylaşım videom aslında şöyle. Bir blog skripti yazma adı altında bir projeniz var. Bildiğiniz gibi sizlere açıkladım bunu. Amacım gerek tasarlayarak, gerek kodlayarak, gerek işte yönetim panelini yazarak arkadaşlar bir blog skripti yazmak hep birlikte sizlerle adım adım yani step by step adım adım giderek bir blog skripti yazmak nasıl oluyor arkadaşlar? Bunu öğrenecektik sizlerle ve belki de hani bu sayede ben en azından birkaç kişiye de kendi blogunu yazarak istediği gibi kurcalamasını, işte bloklamasını sağlayabilirim belki. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. PHP çok geniş bir dil olduğu için ve ben de hani bu konularda hani böyle yılların deneyimi olmadığı için bende de elbette ki benim hatalarım olacaktır. Elbette ki hani şurası şöyle değil de böyle olabilir dediğiniz diye da diyebileceğiniz durumlar olacaktır arkadaşlar anlatımlarımda. Bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Yani hani uyaracaksanız da kibar bir dille uyarırsanız eyvallah kabul ederim. Ben hani derim ki doğru söylüyorsun hani çünkü PHP konusunda herkesin diyeceği bir şeyler var. Yalan söylemeyeyim yani. Nerede görsem ya yani mesela biri PHP ile ilgili bir şey mi paylaşmış? Herkes oraya doluşmuş böyle sanki adamın yaptığı hataları ararcasına böyle mesajlar yorumlar görüyorum arkadaşlar. Yapan var bunu. Yapmayan yok değil. Bana da yaptılar. Hani PHP konusunda değil başka konuda yaptılar ama işte sizden ricam böyle yorumlar yapmamanız daha kibar. Ha küfür mü edeceksin arkadaş? İletişim kutusunda yaz, gönder bana, ben mailde okurum ve bol bol küfür edersin bana, sorun değil o. Ama topluluk içinde yapma şunu kardeşim ya. Tamam, anlaştık şimdi bu konuda, sıkıntı yok sanırım. Şimdi bu ilk videomda arkadaşlar bir veri tabanı oluşturacağız ve dolayısıyla bu oluşturduğumuz veri tabanına bağlanacağız. Önemli olan ilk başta bir veri tabanımızın olması. Bakın şu an herhangi bir tablo vesaire oluşturmayacağız veri tabanımızı. Sadece oluşturacağız ve oluşturduğumuz veri tabanına bağlanacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için tabii geçen dersimizde ben WAMP kurulumunu anlatmıştım. Yine WAMP'tan devam edeceğim. WAMP'ımı başlatıyorum arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, şu an WAMP'ım başladı. Şimdi localhost'uma giriyorum. Tabii burada phpMyAdmin'e girmem gerekiyor. Create new database yazıyor arkadaşlar. Burada bir database oluşturuyorum. Mesela ne olsun adı? Prototürk adında bir database oluşturalım arkadaşlar. Ve ben MySQL Connection Collection'ı tabii ki de bakıyorum. Normalde Unicode C yapıyorlar. UTF-8 tabii ama UTF-8. Unicode C. Prototürk adında bakıyoruz. Oluşturuyorum arkadaşlar. Evet. Prototürk adındaki veri tabanımızı oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu veri tabanımıza lokalimizde bağlanmaya hemen nasıl olduğunu anlatacağım arkadaşlar. WAMP klasörümle W klasörüme giriyorum. Bu indeksimi siliyorum artık. Şimdi bağlan.php adında bir dosya oluşturuyorum. Bu benim arkadaşlar bağlantı dosyam olacak. Ve hani bir veri tabanı bağlantısı gerçekleştirmek istediğim her dosyama bunu include edeceğim. Şimdi tabii bu veri tabanı bağlantısının da çeşit çeşit yolları var. İşte belki sabitlerle yapanlar da olabiliyor. Farklı şekilde yapanlar da olabiliyor. Ama işte tercih dedim ya tercih yani benim tercihim bu yönde. Şimdi ilk başta bir değişken oluşturalım host adında ve bunu local host'a eşitleyelim arkadaşlar. Daha sonra kullanıcı adında bir değişken oluşturalım. Bunu root'a eşitliyoruz. Daha sonra şifre değişkenini oluşturuyorum. Benim şimdi WAMP server'ımın şifresi olmadığı için şifre boş. Daha sonra hatta o parametreyi girmesek de oluyor. Bir de veri tabanı adında bir değişken oluşturuyorum. Oluşturduğum veri tabanı adını buraya giriyorum. Şimdi ilk olarak bağlan diye bir değişken oluşturuyorum arkadaşlar ve MySQL Connect fonksiyonum ile arkadaşlar bağlanıyorum. İlk parametrem hostum olacak arkadaşlar. Virgül atıyorum. Kullanıcı adlı değişkenimi giriyorum. Ve şifre değişkenimi giriyorum. Eğer şifrem yoksa arkadaşlar burada şifre girmeme de gerek yok aslında. Şimdi or diye diyorum. Eğer bağlanmazsa MySQL
Şöyle MySQL error fonksiyonum ile neden bağlanmadım bize göstersin. Bir de şunun başına şu işareti koyalım arkadaşlar. Hatta bastırma operatörüdür bu. Bağlan VT seç adında da bir değişken oluşturayım. MySQL select DB diyorum arkadaşlar. Burada ilk başta veri tabanı değişkenimiz veri tabanı ve virgül atıp bağlan değişkenimizi yazıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde or diye MySQL error. Bunun da yine başına hata bastırma operatörümüzü koyuyorum arkadaşlar. Evet, şu anda biz veri tabanımıza bağlanmış durumundayız. Şuraya da veri tabanı bağlantı dosyası şeklinde bir açıklama gireyim arkadaşlar. Tabii şuraya da www.prototürk.com diyeyim değil mi ama. Şimdi bunu aşağı indiriyorum. Bir tane indeks sayfası oluşturalım arkadaşlar. Bunu da açalım. Şimdi ilk olarak include ya da recurse once fark etmez. Şöyle bağlan.php. Şimdi arkadaşlar eğer bir bağlantı sorunu olmadıysa düzgün bir şekilde göstermesi gerekiyor. Bakalım. Bakın şu an bir hata vermedi. Fakat ben bağlan PHP mesela localhost re yapsaydım. Gördüğünüz gibi PHP network get adres falan filan gibisinden bilinen böyle bir ana bilgisayar yok dedi. Bakın bu hata böyle yazdırdı. Ben şunları yazmamış olsaydım da bakınız böyle bir hata şeysi verecekti bize. Localhost yerine mesela şuraya şöyle yapsaydım. Bakınız böyle kötü bir görünüm bence. O yüzden hata bastırma operatörleri daha mantıklı geliyor bana. Bu arada diyor ki şifren yanlış diyor kardeşim niye zorluyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi bir veri tabanı oluşturduk ve veri tabanımıza bağlantımızı gerçekleştirdik başarılı bir şekilde. Eğer bağlanmaması durumunda or diye ile MySQL error yani bu fonksiyon MySQL'den gelen yani ne hatası olduğunu yazdırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bununla da ekrana bunu yazdırdık. Ve index.php'mizde recurse fonksiyonumuz ile bunu çağırdık arkadaşlar. Artık veri tabanımız bağlanmış durumdayız. Gerekli işlemleri yapabileceğiz arkadaşlar. Tabii onları bir sonraki videomda başlayacağız arkadaşlar. Bu videomun sonuna geldim. Bir sonraki bir blog script yazma videomda görüşmek dileğiyle. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar.